Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özer. Kanalı takip ettiğiniz için, destek verdiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün size Sephora'dan aldığım Sephora Collection'a ait ürünlerle ilgili bir video hazırlamak istedim. Hemen videoya başlayalım o zaman. Günlük bir karantina dönemindeydik ve ben de birçok Sephora Collection ürünü kullanıyordum. Bazı kullandığım ürünlerle birlikte yeni ürünler sipariş ettim ve birkaç tane deneme fırsatım oldu. Öncelikle size bu tonikten bahsetmek istiyorum. Ben bunu aldığımda ekrandaki görüntüsü büyüktü. Yani kutuyu açtığımda böyle minicik bir tonik çıkınca tabii biraz hayal kırıklığına uğradım. Bunun fiyatı 60 TL. 60 TL için biraz fazla gelebilir bir tonik için. Genelde çünkü tonikler 200 ml'lik oluyorlar ve ortalama fiyatları bu civarda oluyor. Dolayısıyla fiyat performansı olarak biraz beni üzdü. Ama kokusu efsane ve içerisinde niasin vitamini var. Yani B3 vitamini var. Cildimizde özellikle cilt temizliğinde B3 vitamini de özellikle önemli bir husus. Bu pazarlama stratejisi olarak da çevre kirliliği karşılığında, yani çevre kirliliği ile ilgili problemler yaşıyorsanız, özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız bu toniği kullanmanız gerektiğini Sephora bize önermiş. Şu şekilde hemen damlatıyoruz. Kutu pembe ama tonik pembe değil. Bu dragon meyvesinden elde edilmiş. Çok Türkiye'de tüketilen bir meyve değil dragon meyvesi. Ama çok şekerli. Çok güzel bir kokusu var. Yani bunu sadece kokusundan dolayı bile alabiliriz. Öyle söyleyeyim. Ben bu internet alışverişini yaptığımda 3 al 2 öde kampanyası vardı. Dolayısıyla bu bedavaya gelmiş oldu. Diğer ürünleri aldığım için. Ama dediğim gibi eğer koku düşkünüyseniz, güzel şekerli kokuları seviyorsanız, değişik kokularla cilt temizliği yapmak istiyorsanız evet, güzel, alınabilir bir şey. Ama tabii de benim birinci tonik tercihim değil, onu da söyleyeyim. Çünkü açıkçası çok iyi temizlediğini, çok iyi gözenek sıkılaştırdığını düşünmüyorum. Bunu bir süredir kullanıyordum. Dediğim gibi içinde B3 vitamini var. Diğer formlarında da salatalıklı olanı vardı, E vitaminli. Bir form daha vardı, onu tam hatırlamıyorum ama ben biraz açıkçası kokusundan ve bu dragon meyvesini hiç kullanmadığım için bunu tercih ettim. Bu böyle. Gelelim diğer ürünümüze. Diğer ürünümüzde bir %6'lık yaz ve kış kullanabileceğiniz bir asit. Hemen şöyle kutusundan çıkaralım. Benim daha önce de kullandığım bir üründü bu. Daha çok tabii kış kullanıyorum ama içeriğinin az olmasından dolayı yazında kullanabileceğiniz bir ürün. Bitmişti. Tazelemek istedim. Bu Sephora Collection'ın bu serumları gerçekten güzel. Bu şekilde bir formu var. Şöyle size göstereyim. Şöyle 3 damla yüzünüzün sol yarısına, göz çevresine gelmeyecek şekilde bu asiti sürüyoruz. Çok yakan bir asit değil. Bazı asitler yüksek konsantrasyonda yakabiliyor. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 damla şöyle diğer tarafa, özellikle burun çevremize, gözenek sıkılaştırması açısından önerdiğim güzel bir şey. Tabii çok hassas ciltler için kullanımı uygun değil. Cildinizde yaklaşık bir 5 dakika ila 10 dakika arasında tutabilirsiniz. Biraz daha uzun kalabilir. Bunu da, bu serumu da özellikle gözenek sıkılaştırmak amaçlı öneriyorum. Dediğim gibi yaz ve kış kullanılabilir ama kışın daha sık aralıklarla, yazın daha az kullanmanızı öneriyoruz. Mutlaka bu tür asitli tonikler kullandıktan sonra güneş koruyucunu sürmeniz gerekiyor. Bu uyarıyı da yapmak istedim. Gelelim bu toniklerimiz yüzümüzde kalırken diğer bir ürüne. Bu da şu şekilde dudak koruyucular. İki farklı formu var. Bu şeklinden görüldüğü gibi gayet kullanılmış ve kullanılmaya devam eden. Bunu da yeni sipariş ettim. Özellikle kadınlar bu dudak lipstiklerini kullanırken biraz daha rahatlar. Çünkü
hani renklendirici olabiliyor, içinde sim olabiliyor. Erkekler tercih ederken de çok böyle parlak olmayan, mat, daha çok nemlendirme özelliği gösteren formları tercih ediyorlar. Ben size formlarını göstermek istiyorum bu şekilde. Şöyle. Sonra da koluma süreceğim. Bunun özelliği bu scrub. Dudak scrub. Özellikle çok fazla dudağı çatlayan, böyle dudaklarında minik minik çizgilenmeleri olan kişilerde ballı bir dudak scrub'ı. Bunu güzelce dudağınızı sürerek ölü hücreleri bu scrub temizliyor. Bu da daha çok nemlendirme özelliği olan karpuzlu bir şey. Rengi böyle pembe ama az sonra koluma süreceğim. Pembe olmadığını göreceksiniz. Bir miktar hafif küçük bir parlaklık veriyor ama erkeklerin de rahatlıkla kullanabileceği bir form. Gelelim bir başka ürüne. Bu ürün de açıkçası daha önce hiç kullanmadım ama leke karşıtı yama şeklinde geçiyor. Bunu da sizinle birlikte deneyeceğim. Merak ettim. Birlikte alalım kullanalım diye düşündüm. Sanırım sivilce olduğunda ya da küçük lekelenmeleriniz olduğunda onu kapatmak için kullanabileceğiniz sticker formunda bir ürün. Şöyle açtık hemen. İçinde bulut var, yaprak var, dudak var, palmiye var. Sanırım bir de şunlar da boş stickerlar, yani hiçbir şey olmayan. Bir, iki, üç, dört tane şeffaf sticker çıkıyor. Diğer stickerlar da renkli stickerlar. Arkasındaki yazılan Türkçe formu okumak istiyorum size. Sephora Anti Blemish Patch, leke karşıtı yamalar. Yeşilçay özlü ve salisilik asitle zenginleştirilmiş yamalarmış. Hem mevcut hem de yeni oluşabilecek kusurları kurutmak için lekeleri hedefleyen yama şeklinde. Enteresan bir ürün. Benim şu anda hani kullanabileceğim bir yer yok. Ama bu şekilde size bunu göstermek istedim. Ben de çok merak ediyordum. Küçük sivilcelerim olduğunda üstlerini kapatıp tekrar deneyeceğim. Eğer memnun kalırsam size söylerim. Yorumlarda da bana yazarsanız bunu kullandık hocam, memnun kaldık ya da kalmadık. Ya da buna alternatif ürünler var mı? İnanın bilmiyorum. Çok merak ederek aldığım bir üründü bu. Geçelim diğer ürüne. Bu da Sephora'nın kokuları. Do Not Drink diye geçiyor. Birçok var. Çarkıfelek meyvesi var, yaseminlisi vardı, işte rose güllüsü vardı. Bu gül ve yaseminlisi. Bu da adaçayı olan formu. Hemen şöyle kokularını daha önceden de bir kullandım bu videoyu çekmeden önce. Çok uzun süre kalmıyor kokular. Ama güzel, şekerli, fresh, yaz kokuları. Ben daha çok böyle arabada işte kullanabileceğim kokular arıyordum. Çünkü bazen arabanın içinde de böyle hani yolculuk ederken güzel kokular istiyorsunuz. Her zaman üstünüze sıktığınız kokuları arabada kullanmak biraz yorucu olabiliyor. O yüzden almıştım. Bu form daha çok kadınların kullanacağı bir form. Çünkü içerisinde biraz gül kokusu var ama bayık bir gül kokusu değil. Rahatsız etmiyor. Araba kokusu olarak kullanılabilir. Bu adaçayı olanı daha henüz denemedim. Ama açıkçası ben bunları aldığımda biraz yanılmışım. Yani sanıyordum ki her formdan küçük 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 var. Böyle bir set sanıyordum ama değilmiş. 50 ml'lik ve 10 ml'lik aynı form varmış. Bu da tabii biraz hayal kırıklığı oldu. Keşke bu farklı form olsa, 10 ml'lik, 50 ml farklı olsa böyle birçok kokuya hakim olacaktık. Ama tekrar söylüyorum, uzun kalıcılıklı olan kokular değil. Ben 3-4 gündür kullanıyorum. Böyle bir yarım saat kadar kalıyor, öyle söyleyebilirim. Yarım saat sonra uçuyor. Bunların özelliği de pancar bitkisinden elde edilmiş, alkolden elde edilen daha doğal parfümler. Dolayısıyla koku alerjisi olanlarda ya da hocam parfüm sıkıyoruz hemen kızarıyoruz diyenlerde de daha organik bir alkolden ve esanstan elde edildikleri için kullanılabilir. Ama tabii ki de daha öncesinde Sephora'ya gidip bunu testerları kullanıp deneyip almanızı tavsiye ederim. Böyle bir sıkıntınız varsa. Şimdi ben yüzümü yıkamaya gidiyorum çünkü toniğimin zamanı geldi. Sonra gelip size maske yapacağım. Şu maskeyi birlikte deneyeceğiz. Evet, geldim. Yüzümü yıkadım çünkü temiz bir yüze uygulanması gereken bir stick maske.
Plastik maske formları açıkçası yavaş yavaş dünyada popüler olmaya başladı. Ben daha önce Amerika'da görmüştüm sık maskeleri ama deneme alma fırsatım olmamıştı. Sephora ile birlikte hayatımıza girdi. Sanırım bir de Garnier'in stick maskesi var ama onu kullanma fırsatım olmadı. Şu şekilde değişik formları var. Ben Spirulina olanı tercih ettim. Bunun daha önceden de yüz maskesini kullanmıştım ve gerçekten bana çok iyi gelmiştir. Spirulina'lı Sephora'nın yüz maskesi, kağıt maskesi. Stick'ini de almak istedim. Daha önceden evde denedim. Çünkü nasıl olduğunu tecrübe etmem gerekiyordu size anlatmadan önce. Çok memnun kaldığımı söyleyemem. Açık söylemek gerekirse benim normalde kullandığım normal maskeler biraz daha yüzümü temizliyordu. Daha ferah bir his veriyordu. Bundaki his biraz daha farklı ama sizinle birlikte tekrar kullanayım. Ve kullanırken de anlatayım istiyorum. Şu şekilde hemen başlayalım. Hemen şeyimi de aldım, aynamı da aldım. Şu şekilde sürülen, elinizi bulaştırmadan elde ettiğiniz bir maske. Kirpiğim düşmüş. Burnun üzerine şöyle sürüyorum. Göz çevresine tabii ki de yine sürmüyoruz. Spirulina nedir? Bir deniz yosunudur. Yani bir bitki değildir. Aslında mavi yeşil alktir. Bunu böyle süper besin, harika bir besin şeklinde lanse ettiler. Yani içilebilir, yenilebilir, toz formunda olan. Hatta kolajen içerisinde bir Spirulina kolajen markası da var. Yine benim tavsiye ettiğim kolajenler arasında. Gerçekten faydalı bir içerik. Cildi besleme açısından da içindeki bulunan vitaminlerin yoğunluğu ve fazla olması açısından da güzel bir şey. Stick maske gerçekten güzel. Eliniz batmıyor, maske akmıyor. 5 dakika beklenilmesi önerilmiş Sephora'da. Ben de açıkçası biraz daha uzun bekledim. Bakalım biraz daha uzun bekleyince ne oluyor diye düşündüm. Yaklaşık bir 10-15 dakika kaldı. Çok bir sıkıntı olmadı açıkçası ama 5 dakika olarak burada zaten kapağında da şöyle göstereyim. 5 dakika diye özellikle belirtmişler. 4 tane farklı formu vardı. Bu formlar bir tanesi Spirulina'ydı. Diğer formlarda kömürlüsü vardı, karpuzlusu vardı ve bambulusu vardı. Bambulusu yeşil formu. Bu mavi, kırmızı olan karpuzlu ve siyah olan kömürlüydü. 59.90'dı fiyatı. Yani bir maske için aslında verilebilir bir fiyat. Ama yani daha iyi maskelerimiz de oldu önerdiğimiz. Ama sizin de kullandıysanız belki diğer formları daha iyi olabilir. Yeşili, karpuzlusu, kömürlüsü onları da denemek lazım. Kullanım kolaylığı ve eğlenceli olması açısından güzel. Böyle yüzünüz mavi oluyor. Çilinler karakteri gibi oluyorsunuz. Bence keyifli. Ama dediğim gibi daha çok önerdiğim, daha iyi maskeler de var. Yavaş yavaş kurumaya başladı. Kurumaya başladığında o rengi biraz daha mavileşiyor bu arada. İlk sürdüğünüzde böyle açık, şeffaf bir mavi oluyor. Sonra giderek koyulaşıyor. Keyifli, eğlenceli. Yani güzel. Arada bir böyle değişik ürünler kullanıp değişik kendinize cilt bakımı açısından fayda sağlayabilirsiniz. 5 dakika bekleyeceğiz şimdi. Ve yüzümü yıkayıp geldim. Yüzümü yıkarken oluşturduğu şeyi de söyleyeyim. Böyle küçük küçük tanecikler var. Onlar böyle minik minik peelingler yapıyor. Ama böyle çizen bir peeling ya da mikropartiküller değil ama bunların içindeki o mavi pigmentler diyelim. Nemlenme açısından tam tersi böyle bir kuruluk var. Mat görünüm sağlama açısından güzel bir şey. Yüzü parlatmıyor. Bu anlamlarda da sevdim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizin de Sephora'dan kullandığınız ve sevdiğiniz ve sevmediğiniz ürünleri yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer hala kanala abone değilseniz ve abone olursanız çok 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 sevinirim. Kendinize iyi bakın.